Merhaba, Arif İsfendiyaroğlu ben. Gri Finansal Teknolojiler kurucusu ve yönetim kurulu başkanıyım. Ama bizi Gri Finansal Teknolojiler olarak bilmezler. Yatırımcılarımız ve Türkiye Foneri olarak bilir. 1968 Ankara doğumluyum. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Tekstil Teknoloji Mühendisliği mezunuyum. Daha sonra da çok uzun bir bankacılık hayatım oldu. Yaklaşık 3 sene önce de şimdiki adıyla Gri Finansal Teknolojiler'de Foneria fikriyle, müşteri ihtiyacından doğan bir fikirle bir girişimin sahibi, kurucusu ve sürükleyicisi olma fırsatı buldum. Kurucu takımımız, fikri gerçekleştiren takımımız ağırlıklı olarak geçmiş dönemlerde bankacılıkla beraber çalıştığım, sektörün problemlerini, müşterinin ihtiyaçlarını beraber irdelediğimiz, zaten eskiden beri takım olan insanlardan oluştu. Bizim kitlemiz ağırlıklı olarak bir tane ürün alıp o üründen bütün parasını değerlendirmeyi düşünüyor. Binlerce yıldır dünyadaki her kültürde basit bir şekilde söylenen bir cümle vardır. Yumurtaları tek sepete koymayacaksın. Dolayısıyla biz Foneri olarak her şeyden önce şunun inancındayız. Bir ürünü almak ve satmak olayına biz yatırım diye bakmıyoruz. Bizim için yatırım farklı varlık sınıflarından, farklı ürünlerden oluşan ve piyasa koşullarına, gelişmelere göre bunların miktarları ayarlanabilen bir portföy yapısıdır. Biz buna yatırım deriz. Gerçek hayatta çok daha sağlıklı verdiğimiz kararları bilmemekten, mesai vermemekten ya da basitçe bilen birileri size bir sistemle önünüze koymadığınızdan dolayı tamamen kulaktan dolma bilgiyle tek üründen kazanmaya çalışarak bir bahis sisteminin içinde oluyor yatırımcı. Foneria bunu engellemeyi iş edinmiş ve bir portföy yapısında bir fon düzeninde olmayan yatırıma sağlıklı bir yatırım diye bakmayan, bunun tüketiciyle iletişimini yapan, bunun en iyi şekilde yapılmasını, en şeffaf, en akıllı şekilde nasıl yapılması konusunda tüm tüketiciye hizmet vermeye çalışan bir kurum. Herkes bana dedi ki, yani benim kafamda aslında Türk tüketicisine çok iyi bir hizmet vermek var. Ama bize dediler ki yurt dışına açıldığında vesaire daha böyle İngilizce anlamı olan bir şey verin. Biz de düşündük, GRI dedik. Gathering Reliable Investments. Yani güvenilir, dengeli yatırımları bir araya getirmek filan gibi. Daha sonra testlerimizi yapıp mobil ortamda müşterinin karşısına çıkmadan şunu gördük. Müşteriye bir hizmet veriyorsanız anlatımın bir kısmının yükünü ismiyle mütenasip hale getirerek atlamanız gerekiyor. Onun için de fon isminin olması gerektiğini düşündük. Sonra da şöyle düşündük. Yani biz Türkiye'nin fon pazarı olmaya soyunuyoruz. Bu fon pazarı olmaya soyunuyorsanız da fon dünyası, fonların yeri gibi bir şey olması lazım. Dolayısıyla Foneria diyelim dedik. Türkiye'de adetsel olarak çoğunluk olan her türlü öncelikle enflasyonist ortamda dalgalı piyasa koşullarında parasının değerini korumaya çalışan, asıl işi para yönetimi olmayan milyonlarca kişi. Bunun bir demografisi yok, yaşı yok, eğitim sınıfı yok, şehri hiç yok. Zaten Türkiye üçten büyük, finansal sistemin her tarafa eşit yayılması, eşit bilgiyle gitmesi lazım. Dolayısıyla hedef kitlemiz herkes, çok rahatlıkla diyebilirim. Bunu kendi kurumundan almak istediğin zaman gitmen gerekiyor, telefon açman gerekiyor, ilk defa alıyorsan birilerini dinlemen gerekiyor, kafan karışıyor, 33-34 tane kağıda ıslak imza atman gerekiyor. Foneria'ya da 7 dakikada dijital ortamda bir tane cep telefonuna, akıllı cep telefonuna artık herkes de var. Bir de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğun çipli kimlik kartına ihtiyaç var. 7 dakikada fon hesabını açıyor ve bu işlemi yapar hale geliyorsun. Foneria'nın her yatırım bir portföy düzeninde yapılmalıdır. Önce para korunmalı, ondan sonra gelir elde edilmelidir. Önce parayı korumak garanti altına alınmalıdır. Özellikle küçük parada ve her yatırımcının parası kendi büyüklüğüne göre önemlidir. İnançları var. Bu doğrultuda kurulmuş bir yapımız var.
Yaklaşık 3 senedir bu işle uğraşıyoruz. 2 sene içinde tüm testlerimizi tamamladık. Müşterimizin karşısına gelir duruma geldik. Artık tamamen emin olduk. O özgüven seviyesini geçtik. Ve niyetimiz de aslında 2023 yılının hemen başında devreye girmek, pazara açılmak, bunun reklamını yapmak, duyurmaktı. Ama ülkem deprem oldu. Onun arkasından seçim atmosferine girildi. Onun için de 2023'ün ikinci çeyreğinin başında daha mütevazi bir şekilde, çünkü Türkiye'nin gündemleri olduğu zaman bunlar önemli gündemlerdir. O gündemlerin arasına girmeyi istemezsiniz. Dolayısıyla da biz hızımızı almaya, müşterimizle buluşmaya, Fonere markasıyla tanıtımımızı yapmaya da yaklaşık 9 ay önce 2023'ün ikinci çeyreğinin başlangıcında başladık. Bizim kitle fonlamadan alacağımız fonlamanın iletişim ve ölçeklendirme üzerine kullanılmasından başka bir anlamı yoktur. Çünkü biz teknolojisini tamamlamış, şu anda 12-13 bin tane kayıtlı müşteri almış, 35 bin müşterinin sistemini kullandığı, hiçbir arıza göstermemiş, son derece güvenilir ve tanınmaya başlayan bir markayız. Ama bunu ölçeklendirdiğimiz surette hem bu firmanın gelirleri artıp değeri iyice artacak, hem de tüketici daha hızlı bir şekilde hiç verilmeyen, ilk defa sunulan bir hizmeti alma fırsatına bulunacak. Onun için kitle fonlamaya gittik. Fon bu şekilde kullanılacak. Eğer sağlıklı, hızlı ve kalıcı büyümek istiyorsanız, kullanıcılarınızın sizin ortağınız olması veya ortağınız olanların da sizi gerektiğinde eleştirebilen, gerektiğinde el çırpıp tavsiye edebilen kullanıcılarınız olmasından daha bizim Fonere'nin kuruluş ruh haline uygun bir sistem olamaz. Onun için fon bulucuyla bu işe yola çıktık. Fonere'nin birinci hedefi, fikrini Türk tüketicisine faydalı olabilecek şekilde hatasız, su gibi çalışan ve kolay anlatılır bir halde beğendirmekti. Bu birinci hedefi oluşturduk. Kritik özgüven seviyesi budur. Bunun üzerine de 13 bin üzerinde bugün itibariyle sabahleyin 7 gibi baktım 13.400 falan müşterimiz var. Çok inançlı hedefimiz 2 sene içinde yatırımcımızı 5 katına çıkarmak. 2 sene içinde yatırımcımızı 5 katına çıkarırken Fonere'de bir bilgi birikimi var. Fonere'den yatırım yapmasan da başka bir yerden kulaktan dolma alabileceğin bilgileri çok daha nezih bir şekilde, kolay bir şekilde, salim kafayla izleme, değerlendirme şansın var. Dolayısıyla 5 katı müşteri kazanırken Fonere'den yatırım yapan, 10 katı da Fonere sistemini bilgi için kullanan müşteriye kesinlikle ulaşacağız. 20 milyon sadece mevduat var. Bilemediğimiz adette ama en az 10 milyon tane cebinde döviz, orada altın tutan, bunu yatırıma, ekonomiye katmayan var. Adetine baktığınız zaman sadece küçük hisse senedi yatırımcılarıyla sadece kripto yapanları toplasak 14-15 milyonda baktığınız zaman küçük ve tek ürünlü riskli yatırım yapan kitle var. Biz bu hedeflere ulaşacağız ama ulaştığımızda bile durmaya devam etmeyeceğiz. Türkiye'de bunu yaygınlaştırırken, yatırım kültürünü sorumluluk edinirken aynı zamanda 3. senede artık önemli ölçüde kâr eden bir şirket haline geleceğiz ki bu sefer o özgüven seviyesiyle 4. 5. seneden itibaren bütün dünyada bizim işimize yatırım yapmamış veya yapıp bunu becerememiş yerlerde bu işi yapmaya talip olacağız. Bizim vizyonumuzda bunlar var. Fon bulucunun burada çok kritik bir önemi var. Burada fon bulucu da bize kitle fonlamadan yatırım yapanlar aynı zamanda finansal yatırımlarını bizden yaparlarsa veya şu anda finansal yatırımlarını bizden yapanlar yahu iyi bir sistem kurmuşlar diye tavsiye etmeyi düşünür ve bize de ortak olurlarsa bu momentum çok daha erken bir süreçte çok daha hızlı bir şekilde hepimizin faydasına olur. Onun için de bu noktada ilerideki hedefleri tutturacağız ama daha da büyütebilmek için şu anda bulunduğumuz noktada kitle fonlama ve yaygın bir şekilde bundan faydalanmayı ben kurucu olarak çok önemsiyorum. Bu benim hayalimin bir parçası. Müşterilerimiz bizden yatırım yaptıkça, bu ister Fonere Portföy'ün fonu olur, ister İş Bankası'nın, Garanti'nin, Yapı Kredi'nin, Kare Portföy'ün, Albatros'un, piyasadaki fon kurucularının fonu olur.
Buradan yatırım yapıldığında zaten kanuni olarak hiç müşteriye yansımayan belli bir miktarı bizim buradan gelir olarak alma hakkımız var. Dolayısıyla biz fon yönetim giderlerinin, müşteriye giderin ama aslında teknik ismiyle fon yönetim ücretlerinin bir kısmını fonereye alarak buradan gelir elde edeceğiz. Şu anda ana gelir kalemimiz bu. İkinci bir gelir unsurumuz şu olacak. Tabii ki belli adette kritik müşteriye ulaştığımızda büyük bir finansal giderle bir sistemi 24 saat çalıştırdığımız için müşterilerimizden makul ama bunu hak ediyorlar diyecekleri bir abonelik ücreti almak zorundayız. Bir noktada bu noktaya geleceğiz. Şu anda tanıtım evresindeyiz. Çünkü her müşterimiz bizden yatırım yapmak zorunda değil. Ben bankamı seviyorum, o prosese de katlanıyorum diyorsa veya ben işte bu aracı kurumdan veya bu portföy yönetim şirketinin müşterisiyim ama orada sadece onların sattıklarını görebiliyorum. Sizden baktığımda rahatlıyorum, iyi yapıp yapmadığıma inanıyorum. Geçmişe dönüp performansı daha tarafsız karşılaştırıyorum. Buralardan aldıklarımın komisyonunu, valörünü tam alamadığım bilgilerini buradan görüyorum. Buradan fayda anayım diyorsa onun için bir abonelik ücreti alacağız belli bir seviyeden sonra. Bu gelirlerin özellikle kritik müşteri ulaştırma çok önemli bir kalemi olacak. Üçüncüsü de belli bir kritik müşteri seviyesine ulaştığınız andan itibaren artık sizin üzerinizden bu dünyaya bakan bir insan grubu var. Yüz binlerce insanı bu sistemin içinde tuttuğunuzda aslında çok iyi ürünler üreten, çok iyi niyetli olan, iyi performans gösteren ama pazarlama kabiliyeti veya geçmişe yönelik marka değeri çok olmayan fon kurucuları piyasa oyuncularına da büyüklerle eşit imkanlarla kendilerini tanıtım imkanları vereceğimiz Fonere TV'de mecralar olacak. Buradan da mecra gelirlerimiz olacak. Üç ana kalem bunlardır. Pazarın bize göre farkında oldukları olmadıkları şekilde %95'in adresi olarak en az Fonere'nin hizmetine veya Fonere tipinde servis sağlayıcılarının hizmetine ihtiyacı var. Bu çok büyük bir pazar. Türkiye zaten kendisi büyük bir pazar. Burada bizim öncü ve ilk konumumuz var. Dolayısıyla bu bizim için önümüzdeki yıllarda büyük bir avantaj. Yani arkadan bunu yapan oyuncular da gelse çok rekabetsel ve teknik avantajımızı kaybedeceğimizi zannetmiyorum. Çünkü hizmetlerimizin ve bunları ya müşteriye sunumlarımızın, sunum biçimlerimizin çoğu zaten tescilli. Yani başka bir markayla, başka bir isimle, başka bir isimlendirmeyle, başka bir dizaynla aynı hizmeti vermek zorundalar. Ama o yeni oyuncularda pazarı büyütmek ya da bu büyük pazarın daha büyük bir kısmına bunu anlatmak üzere faydalı olurlar. Dolayısıyla hem pazar çok büyük hem de öncü konumda olmak aman arkadan biri gelir geçer stresini bizde oluşturmuyor. O anlamda önümüzü çok rahat görüyorum. Bu tamamen bilgi, beceri, isteklilik, tutku ve mümkün olduğu kadar hızlı pazarın kritik kısmına ulaşabilme meselesidir. Sınırsız büyüklükte bir pazar var ve bu hizmetten hiç yok. 2. Ben yapacağım diyenin en az 2-3 sene harcaması lazım. 3. Bizimle aynı şekilde yapamaz çünkü yaptığımız, verdiğimiz hizmetlerin çoğunu tescilledik. 4. Arkadan bu oyunu bu şekilde oynayıp katkı veren kurumlar veya yatırımcılar gelirse de pazarın farkındalık düzeyi artar, yine bize yazar. Dolayısıyla öncü konumlanma işlerin finansal geliri ve geleceği açısından çok önemlidir. Burada bence emsalsiz bir konumdayız. İlkleri ve tekleri var. İlkleri ve tekleri olan bir yere yatırım yaptığınız zaman bu ilkler tekler nedir diye düşünmeniz lazım. 1. 7 dakikada dijital ortamda bir kişiyi süper etkili yatırım yapabilir hale getiriyoruz. İstanbul'da çok parası olan birinin özel bir portföyüyle aldığı hizmeti alıyor. Bu öncü konum çok önemli bir şey. Bunu yaptıktan sonra bu müşterinin kendisini tanımasını sağlıyoruz. 7 ile 11 dakika arasında arkasında algoritma çalışan soruya göre yeni soru üretip derinlemesine müşteriyi tanıyan bir sorgulama sistemiyle biz buna tescillidir, davranışsal yatırımcı analiz diyoruz. Müşteriye yapıyoruz, müşteri kendisi dolduruyor ve ona bir rapor sunuyoruz. Günlük, haftalık, aylık, 24 saat istediğiniz gibi para eklerseniz portföyünüz bozulmuyor. Para çıkarırsanız portföyünüz bozulmuyor. Bu da zordur, teknoloji gerekir. Biz bunları becerdik.
Fonere'den yatırım yaptığında parası veya aldığı mal veya onun için alınan yatırım ürünleri Fonere'de durmaz. Bankasından bir saklama evine gider, anlık olarak Fonere'den rapor görebilir. Hatta isterse bu burada duruyor mu diye E-Devleti'ne girip orada durduğunu bile görebilir. Bu güvenli sistemi kurmak için de bireysel saklamayı, çünkü bizim binlerce müşterimiz var, 3-5 tane büyük müşteriye bu elle de yapılır. Bireysel saklamayı otomize hale getiren ve alım satımı online real time TEFAS sistemi üzerinden Türkiye'nin tüm fon kurucularının 600'e yakın fonu üzerinden 24 saat yapabilen sistemi de biz kurduk. Hem teknolojisiyle, hem iş kurgusuyla, hem pazarda öncü konumuyla, hem de pazarda başka oyuncular bir de arkadan gelse kolay kolay bitiremeyeceğimiz potansiyeliyle teknolojisi kanıtlanmış, sadece ölçeklenme aşamasına geçen bir yatırımdır Fonere yatırımı.